Yüzük meselesinden haberim var. Hı. Bu sarayda gizli yok zaten. Öyle. Başka türlü nasıl yürür işler? Neyse. Kavgasız, gürültüsüz, uysal halinden ziyadesiyle memnunum. İki şehzade, bir sultan annesi olarak sana da böyle bir ağırlık yaraşır. Sağ olun valide. Tavsiyeleriniz bana yol gösterdi. Şimdi bakıyorum da ne çocukluklar yapmışım. İşte böyle. Aferin sana. Yemeğe kalırsanız sevinirim validem. Başka bir akşam inşallah. Geç oldu. Ben gidiyorum. Şaşırdın değil mi? Bu sarayda senden daha sadık cariyelerim var Nigar Hatun. Dikkat et. Sultanım, Hürrem Hatun vermemi istedi. Neden? Malum resim çiziyor. İsyanda şehzadelerimizi korudu. Hürrem Hatun bahşiş vermek istedi o yüzden. Bu kadar mı? Evet, başka ne olabilir? İyi. Gözünü kulağını iyi aç. Haber bekliyorum senden. Çekilebilirsin.
Süleyman, ne yapıyorsun? Neden oradasın? Hürrem Sultan, hünkârımız İbrahim Paşa'nın sarayında kalacaklarmış. Nigar, geç kaldın. Ben öğrendim, biliyorum. Sen hep geç kal. İbrahim Paşa'nın sarayında mı? Sağır mısın? Söyledi işte. Bu gece orada kalacak. Kızma. Ben şey diye dedim. Hani Sadıka Hatun da orada ya. Hay dilin kopsun Gülnihal. Ne söylemek istiyorsun? Onunla mı birlikte? Yok. Ben şey hani... Tamam sus. Gidin. Beni yalnız bırakın. Affet beni Ariel. Sana ihanet etmek istemedim. Beni aniden yakaladı. Hançerim yoktu. O da onu ellerimle öldüremedim. Senin katilin de nasıl? Ne olur affet beni. Çünkü ben kendimi asla affetmeyeceğim. Affet beni Arya. Hünkârımız gece bizimle kaldı. Kırmadı beni. Bugün ne güzel başladı. O daireyi her daim hazır tutalım. Hünkârımız geldiğinde kalabilsin. Sadıka'yı tembihlerim ben. İbrahim. Bir sıkıntın mı var? Gece de yatakta döndün durdun. Hayli mühim işlerim var Sultan. Saraya gitmem lazım. Erken gel ama. Özlüyorum seni. Sadıka Hatun'u çağırın bana. Arka bahçeye gelsin. Anne bahçeye çıkalım. Daha sonra gideriz oğlum. Annenin mühim bir işi var. Gülnihal. Al. Ver kızımı bana. Sen Nigar Kalfa'ya git. Söyle arabayı hazırlasınlar. Ne oldu ki? Hatice Sultan'ın sarayına gideceğim. Hünkârımız mı çağırdı? Ben de gelmek istiyorum. Halamı göreceğim. Ben de geleceğim. Olmaz dedim ya. Sonra götürürüm sizi. Hadi Gülnihal. Paşa Hazretleri. Dün gece o odada her ne yaşandıysa
o odada kalacak. Bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Paşam ben... Sen beni anladın mı? Merak etme, bu aramızda bir sır. Zamanı geldiğinde bu saraydan telli duvaklı bir gelin olarak ayrılacaksın. Sen bana emanetsin. Hoş gelmişsin Nasuh Efendi. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin rüzgarı uçurdu beni buraya. Bu Adem'in ismi Leva, cismi kırımlı. Haşmetli padişahımızın resmini yani suretini çizmek şerefine nail olmuştur. Hünkârımızın emriyle artık burada çalışacaktır. Leva'nın sizden feyiz alacağı çok şey vardır. Ama eminim... Siz de onun ustalığından feyiz alacaksınız. Bak Leo, bu nakkaşların piri Ahmet Çelebi'dir. İyi tanı bu zatı. Estağfurullah Nasuh Efendi. Mübalağa edip bizi mahcup etme. Biz daha yolun başındayız. Tekamülümüz bir hayli uzun sürer. Söylendi mi Mustafa? Tutturdu Mehmet'i göreceğim diye. Ben de dersten çıkınca bakarız dedim. Gel tak şunu. Gülşah ne bu surat? Dün hamamda da böyleydin. Sende bir haller var. Nigar Kalfa canımı sıkıyor. Bir şey mi yaptı? Hayır. Ama... Bence ona güvenmeyin sultanım. Güvenmem elbet. O da herkes gibi kendi menfaatini düşünür. Neyse. Şu ressam Leo Efendi midir nedir? Dün onu sordum Nigar'a. Telaşlandı. Bir karın ağrısı var ama... Gözün üstünde olsun. Hürrem. Hoş geldin. Sultanım. Ben seni merak ettim. Akşam hünkârım da burada kalınca eyvah dedim. Bir şey mi oldu? Hastalanmış mı diye endişelendim. Endişelenme. Gördün bak. İyiyim. İbrahim'in dönüşü. Alemin bu ilgisi beni hızla iyileştiriyor. Hünkârıma da ben ısrar ettim. O yüzden kırmadı. Kaldı. Gel, şöyle geçelim. Sadıka. Buyurun sultanım. Söyle soğuk şerbet hazırlasınlar. Börek de getirin. Hürrem sever. Hoş geldiniz sultanım. Kolay gelsin efendiler. Vezir-i Azam Hazretleri. Estağfurullah, estağfurullah. Rahatsız olmayın lütfen. Şeref verdiniz nakkaşhanemize. Ahmet Çelebi. Atakçı. Leo Efendi. Sevdin mi burasını? Burada çok büyük ustalar vardır.
Bu alemin yıldızları onlar. Çok şanslısın. Evet paşam. Sağ olun. Paşam, Leo yakında her şeyi öğrenir bu hocalar sayesinde. Nakış, minyatür. Sonra da bize ekmeğimizden eder. Leo, senden bir şey isteyeceğim. Buyurun paşa. Bana bir kuş izmeni istiyorum. Tek bir kuş. Simurg. Sen bana çiz ki ben de onun broşunu yaptırayım. Anladım paşam. Emir başüstü. Bana biraz vakit ver. Fazla vaktin yok. Atakçığım. Mehmet Çelebi. Kolay gelsin efendiler. Burası Nakkaşhane. Burada bir düzen vardır. Buraya nasıl girdiğin hiç mühim değil. Sen de o düzene uyacaksın. Ve benden emir alacaksın. Hünkârımız bu sarayı seviyor. Dün gece mesut olmuştur. İbrahim'le uzun uzun çalıştılar. Onları çalışmak mesut ediyor Hürrem. Öyle dalıp gidiyorlar. Ben de huzur duyuyorum bu sarayda. Bir akşam yine yemek yiyelim birlikte. Çocukları da getirin, bahçede oynasınlar. Yalnız kalmak istemiyorum. Hep gelen giden olsun. Burası öyle yaşasın istiyorum. Gözümün önünden gitmiyor bir türlü o kabus gecesi. Evet. Düşünme. Geçti. Bitti. Elimde değil. Çok istemiştim o bebeği. O zaman yerine yapın çocuk. Çocuk seni iyileştirir. Paşa da ise... Yeni çocuk, yeni heyecan. Sultanım, sizin gelmeniz lazım. Yeni dolaplar geldi. Nereye koysunlar? Sonra bakarım. Yok yok, sen git. Benim aceleyim yok. Buradayım. Tamam, geliyorum. Hünkârım, Leo Nakkaşhane'de çalışmaya başladı. Az önce ziyaret ettim. Hala. Çalışsın bakalım. Bizden de bir şeyler öğrensin. Hünkârım, Ayaz Paşa huzurunuza çıkmak ister. Hayırdır? Neymiş bu mühim mesele paşa? Ferhat Paşa hünkârım. Semendere'de de kendi düzenini kurduğu yönünde şikayet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Aslı astarı nedir araştırdınız mı? Bu husustaki hassasiyetinizi iyi bildiğimden
huzurumuza gelmeden önce gerekli tahkikatı yaptım. Ne yazık ki şikayetler yersiz değil. Başka bir mevzu var mı? Yok hünkârım. Çekilebilirsin. Ne diyorsun İbrahim Paşa? Bu kaçıncı vukuat? Hünkârım, arzu ederseniz ben de bir tahkik... Lüzum yok. Nusul ile yola gelmeyene etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yarın divanı topla. Bu mevzuyla alakadar olun. Bir de Ferhat Paşa'dan şikayeti olan bir kulumu getirtip dinleyin. Endişe buyurmayın. Gerekli hassasiyeti göstereceğim. Hürrem nerede? Bilmiyorum sultanım. Bahçeye çıktı belki. Hürrem. Sultanım. Ben de sana bakıyordum. Neredeydin? Kusura bakmayın. Bir an kötü oldum. Ateş bastı. Yüzüm yıkadım. Ne oldu birden? Şöyle karnıma... İçeri bir ağrı girdi. Geçerim. Eğer müsaade edersen saraya dönsem. İyi olacak. İstersen gel biraz burada dinlen. Geç kalmayayım. Çocuklar bekler beni. Peki. Madem öyle istiyorsun git. Çocukları öp benim yerime. Sadıka, Hürrem Sultan'a eşlik et. Harika. Bu senin mi? Hatice Sultan böyle kumaş kullanmaz. Ucuz bir şey. Merdiven de düşürmüşsün. Evet, benim sultanım. Özür dilerim ben. Sadık'a, dikkatli ol. Hızlı koşma. Düşersin. Ben aşkından yanıp kavrulurken sen başka hatunlarla nasıl oluyorsun? Ben Mahit Evran değilim. Bana bunu yapma. Yapma. Zulmetme. Ne yaptın bugün? Nasıl geçti günün? Beni düşündün mü? Düşündüm elbet. Fazla bir şey yapmadım. Hürrem geldim. Hürrem Hatun buraya mı geldi? Beni merak etmiş. Görmek istemiş.
Hürrem Hatun pek bir ince, pek bir hatır kıymet bilir oldu. Maşallah. Lakin inşallah hep böyle devam eder. Zira hünkârımız saadeti ve huzuru onun gözlerinde saklıyor. Ben de aynı huzuru ve saadeti sana vermek istiyorum. Ben aradığım her şeyi bu gözlerde buldum zaten. Benim tek korkum kaybetmek, ayrı düşmek. Saadet Denizi'nde beraber yol alalım. Eceline mi susadın sen? Kızma hemen. Sultanım seni görmek istedi. Onu demeye geldim. Hamamda olanları mı anlattın yoksa? Koparırım o kafanı. Vallahi ben bir şey söylemedim. Hele bir de. Yemiş olduğum bütün haltları tek tek anlatırım İbrahim Paşa'ya. Hadi yürü gidelim. Sultanım. Sümbüla. Buyurun sultanım. Ne buyurun, sen geldin. Hünkârımız sizi çağırıyor. Sultanım. Hı? Sümbüla sen git. Ben hazırlanacağım. Sen hala burada mısın? Beni çağırmışsınız sultanım. Otur şöyle. Otur dedim. Bunu başlangıç hediyen olarak düşün. Ne biliyorsan anlatacaksın. Anlattıkça daha çok vereceğim. İllaki bir gizlisi saklısı vardır. Öyle değil mi? Sultanım. Al. Bu da senin. Aslında bir şey var. Lakin iz üstündeyim.
emin olmadan söyleyip sizi zor durumda bırakmak istemem. Anladım. O zaman senden haber bekliyorum. Söylediklerin hoşuma giderse seni hünkâr kalfası yaparım. Hünkâr kalfası? Yarım. Gel benim Hürrem'im. Gülen yüzüm, neşem. Dün gece gelemedim. İbrahim'le çalışmamız lazımdı. Lakin bu gece telafi edeceğiz. Terasa sofra hazırlattım. Boğaza karşı, baş başa. Hı. Bir şey olmuş. Ne oldu, nedir canını sıkan? Süleyman, sen yokken bu sarayda benim kalbim sıkışıyor. Haber gönderdim, söylemediler mi? Söylediler. Lakin... Lakin ne? Ne oldu, nedir gözünü dolduran şey? Hiç. Korktum. Dedim ya. Korkma. Bak buradayım. Haydi gel. Ayaz Paşa. Buyurun Müftü Hazretleri. Hünkârımız divana katılacaklar mı? Hasta yatağımdan kalktım geldim. Lüzum görmediler. İbrahim Paşa katılıyor. Yetmez mi? Devletli padişahımız öyle buyurduysa ne çare? Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. Paşalar, Zemilli Ali Hoca Efendi. Bugün divanımızda evvela Semendire Valisi Ferhat Paşa ile ilgili hususları konuşmak istiyorum. Semendire'den gelen kulu çağırın. Döksün bakalım derdini. İsmin ne? Yahya, Vezir-i Azam Hazretleri. Semendire'nin Ortabahçe köyünden 10 günlük yoldan geliyorum. Hoş geldin Yahya Efendi. Nedir derdin söyle bakalım. Dert çok, derman yok. Nasıl desem ki? Yahya Efendi korkma. Biz senin derdine derman olmak için buradayız. Bu divan Sultan Süleyman Han Hazretlerinin adaletinin tecelli ettiği bir makamdır. Korkma, anlat. Hünkârım, Yeniçerileri anlamıyorum. Ben de gittim ocaklarına, bana çok sevgi ve hürmet gösterdiler. Hani beni seviyorlardı? Neden öldürmeye çalıştılar? Sarayı yakmaya kalktılar? Sevilmek güzel şey. Lakin bu yetmez tek başına. Korkmaları da gerek. Kulların seni hem sayacaklar hem de korkacaklar.
Anladın mı? Ferhat Paşa gelir gelmez kanuni kadime aykırı yeni vergiler ihdas etti. Nalbaha diye ayak bastı parası istiyor. Selamlık, cerime, pişkeş diye yeni vergi saldı. Ferhat Paşa'nın bize kestiği vergileri ödemek için 5 ineğimi sattım. 2 ineğim kaldı. Köydeki tavukları saklıyoruz gelip de elimizden almasınlar diye. Çoluk, çocuk, ihtiyarlar hep aç. Akçen yoksa canının değeri yok. Köyü yakarız diye tehdit ediyorlar. Rüşvetin haddi hesabı yok. Geçtiğimiz taş köprüden bile deli dumrul misali haraç istiyor askerleri. Hünkârımızın adaletini tesis edecek olan Semendire kadısı da olan bitene göz yummaktadır. Var mı başka diyeceğin? Hünkârımızdan, sizden adalet bekleriz paşam. Çekilebilirsin. Hünkârımız adaletiyle övünür her daim. Bu feryada kulak vermesi icap eder. Sizin bundan kuşkunuz mu var hoca efendi? İbrahim Paşa, vaktiyle söyledim. O zaman padişahımız cezalandırsaydı bu lafları duyup yüzümüz kızarmazdı. Daha evveli de var. Ferhat Paşa, Şehsuvaroğlu Ali Bey'in kellesini haksız yere aldığında cezalandırılmalıydı. Korundukça gemi azıya aldı. Riaya sultanımıza Allah'ın bir emanetidir. Riaya zulme uğrarsa daireyi adliye çöker. Adalet dairesi bozulursa devlet de zayıflar. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Er ya da geç, adalet yerini bulur hoca efendi. Kafa Hatun. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Bunu Hürrem Sultan'a ver. Nedir o? Ben bu altınları istemiyorum. Al götür. Olur mu öyle şey? Ayıp. Ayıp? Nepriliçna. Sen benim lisan biliyorsun. Yok ben bir iki laf az biliyorum. Ben çok teşekkür. Ama kabul olmaz. Hayır. Sen bilirsin. Ver. İşlerini iyice boşladın. Nerede olduğun belli değil. Buradayım Sümbüla, emrine amadeyim. Vallahi deme öyle. Duyan da esah sanacak. Vay 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 vay. Çenen de düştü senin. Bir söyle bin işit. Hadi yürü. Beyhan Sultan gelmiş. Onu karşılayacağız. Gelemem. Hürrem Sultan bekler. Git git. Eteğinden ayrılma. Sarayda sanki başka sultan yok. Şaşkın.
Semendire'ye, Ferhat Paşa'ya haber yollayın, tez gelsin. Meseleyle ilgili zinhar malumat verilmesin. Emredersiniz paşam. Bunun burada ne işi var? Birileri kulağına kar suyu kaçırmış olmasın paşam? Ferhat Paşa. İbrahim Paşa Hazretleri, nasılsınız? Biz seni Semendire'de görevinin başında biliyorduk paşa. Paşam, Beyhan Sultanımız gelmek isteyince ben de... Payitahta dönmek için kimden müsaade aldınız? Ben böyle bir müracaat hatırlamıyorum. Sende var mı böyle bir müracaat Ayas Paşa? Yok Paşa Hazretleri. Paşam... Sen usulleri bilmez misin paşa? İki elin kanda bile olsa müsaademiz olmadan yerini yurdunu terk edemezsin. Kusurumu bağışlayın paşam. Ben... Sen ne? Saraydan ayrılma. Hünkârımız bizi ihmal ediyor. Aklı başka yerlere kanat çırpıyor. Siz hiç ayrılmayın inşallah. Çık çık. Hürrem Sultan. Nigar, gel. Karımla Leo Efendi teşekkürlerini iletti. Bunu da iade etti. Kabul edemezmiş. Altın için yardım etmedim dedi. Nerede gördün onu? Hazbahçe'de rastladım. Malum artık saraydan da kaşhanede çalışıyor. Başladı demek. Neyse, sen çık, beni yalnız bırak. Alexandra, çok çalıştım. Ama seni, yüzünü unutmam mümkün değil. Korkma. Sana zarar vermem. Ölürüm vermem. Merak etme. Bir yolunu bulup gideceğim. Bunun için altınlarına ihtiyacım yok. Mutlu ol, yeter bana. Bahçeye bir şadırvan yaptırmak istiyorum. Önümüz yaz. Sıcaklarda serin serin otururuz. Bir de havuzu olur. Mermer köşke ineriz. Orası da ferah. Şehzadeler de gelir. Sultanım. Bakın size kimi getirdim. Beyhan, kızım. Ne iyi ettin de geldin. Validem. Çok özledim sizi. Merak ettim. Ben de Beyhan'ım. Neden haber vermedin geleceğini? Gel otur şöyle. Validem, isyanda olanları duyunca duramaz oldum. Hemen yola çıktım geldim. Gidip gözümle görmeden olmaz dedim paşaya. Yüzün kararmış yine. Söyle, ne derdin var? Dayı hatunum, senden başkasına diyemem. Nigar Kalfa canımı sıkıyor. Hürrem Sultan'ın eteğinin dibinden de ayrılmıyor. İşleri de boşladı. Sana kaç kere dedim, çok yüz verdim.
olacağı buydu. Hop. Aldım kelleni. Olmaz, yapamazsın. Ben senin oğlunum, şehzadeyim. Ben senin düşman değilim baba. Yapmam. Yapamam elbet. Lakin düşman acımaz, kıyar. Sağlam durmak için eğitimini ihmal etmeyeceksin. Çok çalışman lazım. Hadi bakalım, baştan. Hünkârım, şehzade. Hünkârı yeneceğim. Bekle paşa, seni de yeneceğim. Evvela biraz izin verin, talim edeyim o zaman şehzade. Hünkârım, divanda Semendire'den gelen bir kulunuzun dertlerini dinledik. Ferhat Paşa orada da etmediğini bırakmamış hünkârım. Kanuni kadime aykırı yeni vergiler ihdas edip Allah'ın size emaneti olan reayayı ezmiş. Çağırın gelsin gafil. Ben de öyle emir verdim. Lakin Ferhat Paşa zaten buradaymış hünkârım. Nasıl? Az evvel arz odasının önünde karşılaştık. Ben de çok şaşırdım. Elbette ki geliş usullere aykırı. Lakin Beyhan Sultanımıza getirdiğimi söyledi. Bizden evvel Ecil'i çağırmış belli ki. Daya Hatun, hayırdır? Bir bela mı çıktı gene? Senden hala bela mı var? Dayı Hatun, ben ne yaptım? Ona buna yaranacağım diye işleri boşlar oldun. Sümbül Ağa mı şikayet etti beni? Vallahi yok. Ben vazifelerimi ihmal etmem. Onu bilmem. Gözüme batıyorsun, haberin olsun. Mahidevran Sultan hediye etti. Git işinin başında dur. Bir daha söylemem. Atarım seni bir konağa, orada çürürsün. Sümbül Ağa, Beyhan Sultan bu gece burada kalacak. Dairesini hazırlayın. Merak buyurmayınız validem. Sultanımız hamamdayken biz dairesini hazırlarız inşallah. Hünkârım. Aslanım. Sana bir müjdem var. Kim geldi? Duydum validem, Beyhan gelmiş. Sümbül Ağa, Beyhan'a söyleyin, hünkârımızı görmeye buraya gelsin. Acelesi yok validem. Onu görmek istemiyorum şimdi. Hala onunla mı uğraşıyorsun sen? Geç şöyle boya karıştır. Ama İbrahim Paşa istedi. Az vakitte yap dedi. Bırak onu, benim dediğimi yap. Kolay gelsin efendiler. Rahatsız olmayın. Ahmet Çelebi. Evet Leo Efendi. Hazır mı? Al bakalım. Olmaz, alma. Benim hediye paşam. Hediyen için teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Lakin
Bir daha verileni almamazlık etme. Zira bu devlet adabına yakışmaz. Burası senin köyün değil. Şu acemiliğin bitsin artık. Kusurumu affedin Vezir Azam Hazretleri. Bu şekilde izinsiz gelmesi doğru değil elbet ama... Asıl mevzu bu değil validem. Ferhat Paşa'nın benim irademi hiçe sayarak aynı suçları işlemeye devam ettiğini tespit ettik. Atalarımın kanunlarına aykırı olarak halktan yeni vergiler alıp reayayı perişan etmiş. Kanun-i kadime riayet edilmezse bu devlet nasıl ayakta kalır? Canını zor kurtardı. Buna asla cüret edemez. Şaibeli oluşundan faydalanmıştır biri. Şaibe yok validem. Ferhat Paşa yarın divan huzurunda yargılanacak. Eğer suçluysa hak ettiği cezayı alacak. Acele etme aslanım. Biraz daha düşün. Ben onun canını senin ısrarın ve kardeşimin huzuru için bir defa bağışladım. Ve ona bir fırsat daha verdim. Bak olana. Eğer bir kez daha bağışlarsam işte o vakit benim iktidarım ve adaletim de tartışılmaya başlar. Ben ailem kadar kullarımın hakkını korumakla da yükümlüyüm. Yeminim var. Devlet-i Aliye'nin asırlardır süregelen kanunlarını hiçe sayarsam... rahmetli büyük atam Sultan Mehmet Han... rahmetli babam Sultan Selim Han... mezarlarında rahat yatabilirler mi? Leo kime aşıkmış? Sen bilirsin. Vallahi bilmiyorum paşam. Lakin çok dertli bu Leo. Ya aslında onu aramaya gelmiş buralara. Öyle mi? Şunun adını öğren bakalım. Bir araştırsınlar. Aşıkları kavuşturmak sevaptır. Öyle öyle. Büyük hayır işlenir hem de. Lakin bizi kavuşturan yok. Haydi matrakçı, haydi. Selamun aleyküm Caşua Efendi. Paşa Hazretleri, efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsın? Huzurun yerinde mi? Evet, çok acı günler geçirdik malum haliniz. Padişahımız sağ olsun. Mağduriyetimiz onun emriyle hemen karşılandı efendim. Aynen. Bak bakalım şuna bir. Senin Avram Usta bunun altından kalkabilir mi? Broş olacak. Ne demek paşam? Tabii ki yapar Avram Usta. Hele sizin sipariş olunca mümkün mü kötü yapsın? Çok güzel bir broş olacak. Emin olunuz. Al bakalım şunu gerisini hesaplaşırız. Allah bereket versin efendim. Ben de mi bir şey alsın? Senin altınların çok kıymetlidir be. Ne altını paşam? Canım feda olsun ona. Şunu da bana ayır Caşu Efendi. Baş üstüne efendim. Hadi kızlar sallanmayın. Geç. Geç sıraya. Sıra. Güzel. Gördün mü? Geç, 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 geç. Gözünü zilhar kaldırmayacaksın. Ha? Şşş. Kes sesini. Bir susun. Aferin. Bak, öğren. Saksanız arka hayatın yüzünüz görünsün. Hı. 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 Ben terasa gideceğim. Sen çocuklarla ilgilen.
gözüne, yüzüne, kulağına, burnuna bir güzel muayene edin. Cariyeler gelmiş. Siz gidin. Şu kızları neden ayrı tutuyorlar? Kim bunlar? Akirman Sancak Bey, Buruz cariyeleri özel olarak gönderdi sarayımıza. Şu, Valide Sultanımıza hizmet edecek. Sultanım. Şu ikisi Valide Sultan'a hizmete gelmiş. Kısa boylu olan Valide Sultanımıza hizmete geldi. Uzun olan? Vallahi ve tillahi hünkârımıza hizmete gelmiş sultanım. Maşallah pek de güzel. Müsaadenizle sultanım. Hem de gözümün içine baka baka. Hay Allah'ım, kızlar daha yeni geldi, ne saklaması? O hatun hünkârı görmeyecek. Duydun mu? Hürrem Sultan, canım yanıyor. Benim de yanıyor. Benden habersiz halvete girerse bu sarayı başına yıkarım. Gel Kalfa, sen kızların başında dur, ben İbrahim Paşa'mıza haber vereyim. Dur ağam, sen rahatsız olma, ben gider haber veririm. Hı. İyi o vakit, gitmeden yetiş. Haydi. Ferhat Paşa idam edilirse Beyhan teskin etmemiz mümkün değil. O da ölür. Belki bağışlanır sultanım. Hiç sanmıyorum. Gel kızım. Keşke çocukları da getirseydin. Hasret kaldım. Bir dahaki sefere inşallah. Validem, Hatice nasıl? Onu da görsem rahatlayacağım. İyi, maşallah toparladı. Paşa da döndü Mısır'dan. Morali iyi. Haber gönderelim, gelsin. Vakit geç oldu. Yarın biz gideriz yanına. Sevinir. Hakkınız var. Kardeşimi sarayında ziyaret etmek icap eder. Nigar Hatun. Kaçıyor musun benden? Haşa sultanım. İbrahim Paşa'ya gitmem lazım. Neden? Ne oldu ki? Yeni cariyeler geldi, onu diyeceğim. Yeni cariyeler öyle mi? İz üstünde olduğun mesele ne alemde? Yakındır, öğreneceğim sultanım. Eğer beni oyalıyorsan ateşlerde yakarım seni, anladın mı? Ateşlerde yakarım. Şimdi git buradan.
Yer kafa. Paşam. Bağışlayın. Ne oldu sana, neyin var? Ben şey için gelmiştim. Hünkârımıza yeni cariyeler geldi. Evet. Akkirman Bey göndermiş. Bu sebepten mi ağlıyorsun? Bilmem. Akıyor öyle, durmuyor. Söyle bana. Kim üzdü seni? İki sultan arasında öldüm, bittim. Mahidevran Sultan seni sürerim, yakarım diyor. Hürrem Sultan da ben ne yaparsam onu yap diyor. Ben hangisinin kölesiyim paşam? Ne gel kafam. Sultanlarımız öyle. Yapacak bir şey yok. Sen kimsenin kölesi falan değilsin. Sen nikâr kalfasın. Sen akıllı kadınsın. Paşam ben... Senin aklın başında mı hatun? Paşam bağışlayın. Ne iyi ettiniz de geldiniz sultan. Mustafa'yı gördüm az evvel. Nasıl büyümüş maşallah. Validem, Akkirman Sancak Bey'in size hediye etmiş olduğu cariyeler geldi. Valide Sultanım. Bu Nina. Bu da Tanya. Rusya'dan gelmişler. Yukarı gözdeler koğuşuna alın. Alakadar olun. Baş üstüne sultanım. Neden buradasın Pargalı? Senin divanda olman gerekmiyor mu? Gitmeden evvel sizi görmek istedim. Kararımdan emin olmak mıdır niyetin? Beyhan Sultan. Henüz haberi yok. Her şeyin fazlası zarar Pargalı. Merhametin bile. Öyle ki gün gelir o merhamete muhtaç kalır insan. Anladım. Müsaadenizle. Gülfem, Hatice'm senden nasıl ayrıldı? Hiç sormayın. Çok zor ayrıldık. İçim titriyor hala. Yokluğuna intibak edemedim. O kadar da oldu gideli ama. Neyse ki iyi bir nedenimiz var. İçim rahat. Arada gidip geliyorum da zaten. O da geliyor. Hadi sohbete yolda devam edersiniz. Divandan karar çıkınca bana haber gönder hemen.
Merak buyurmayın sultanım. Sümbül Ağa'yı da tembihledim. Günihal. Oğlumla bahçeye gideceğiz. Biz de gelelim mi? Sen şu Rus cariye. Neydi? Adı Batsın. Ha, Tanya. Onu bul. Şu yeni gelen cariye mi? Evet. Onu bahçeye getir bana. Hünkârımız Ferhat Paşa'nın müsaademiz olmadan ve malumatımız dışında İstanbul'a gelmesini, ilaveten reayaya zulmetmesini, kendi iradesine ve devlet-i âliyenin kanunlarına karşı yapılmış bir isyan olarak görmektedir. İş bu suçun cezası kanunlarımızda bellidir. Hünkârımız bu cezanın bir an evvel tereddütsüz ve kat'i olarak uygulanmasını münasip bulur. Ferhat Paşa'nın işlediği bu onca suçtan sonra bir tek bu kabahatine mi cezayı münasip görüyor hünkârımız? Zemmili Ali Hoca, hünkârımızın iradesini yok saymak, sizin de daha önceden belirttiğiniz gibi Allah'ın hünkârımıza emaneti olan reayaya zulmetmek suçların en fenasıdır. Ayas Paşa, Ferhat Paşa'yı getirsinler. Sadıka. Kaç gündür halini hiç beğenmiyorum. Yüzünden düşen bin parça. Bir sıkıntın varsa söyle. Hayır sultanım. Ben burada sizin yanınızda çok mutluyum. Validem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın kızım? İyiyim validem. Ablacığım. Çok sevindim. Sen de hoş geldin Gülfem. Hoş bulduk. Benim canım Hatice'm. Başına gelenleri duyunca duramaz oldum. Hemen geldim. Şükür iyisin. İyiyim ablacığım. Ferhat Paşa, Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri divana gelmenizi buyurdular. Neden çağırıyormuş Paşa Hazretleri? Biz sizi divana götürmek için emir aldık. Benim evvela hünkârımızla görüşmem lazım. Sonra gelirim. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Gelir gelmez de gözdeler katına alındılar. Olacak iş değil. Duymadın mı? Hususi olarak gönderilmişler hünkârımıza. Pek de çelimsiz. Tanya Hatun sen misin? Evet ben. Gel benimle. Nereye gidiyor? Soru sorma, gel benimle. Hünkârım sana şerefinle yaşaman için bir fırsat sundu. Lakin sen bunun kıymetini bilmedin. Divan tarafından yapılan teftişte suçlu bulundun Ferhat Paşa. Şimdi de şerefinle ölmen için bir fırsat bahşedildi. Bari bunun kıymetini iyi bil. Paşa Hazretleri bağışlayın. Bir daha katiyen olmayacak. Merhamet edin paşam. Canımı bağışlayın paşam. Ağlar. İbrahim Paşa'm affet. Pargalı! Bırakın! Açın pargalı!
Yapma! Validen müsaade ederse seni Semendire'ye gezmeye götürürüm. Öyle güzel ki oralar. Cennet gibi. Muhteşem bir kalesi var. Kaleden Tuna Nehri'ne bakmanın keyfini sana anlatamam. Seni güzel misafir ederim. Seve seve gelirim. Çok da iyi olur. Gülfem, arka bahçeyi gezdirsene. Arka bahçe çok güzel, görmeni istiyorum. Peki sultanım. Kalbim sıkışıyor, öleceğim Hatice. Validem, ne oldu? Ferhat Paşa'nın yolsuzlukları aslanımın kulağına kadar ulaştı. Öfkesini bir görseydin. Bir de izinsiz gelmiş. Paşa'yı bir kere kurtardım. Ama bu kez çok zor. Hatta imkansız görünüyor. Bugün divanda yargılanacak. Muhtemelen saraya döndüğümüzde paşa infaz edilmiş olacak. Eyvahlar olsun. Beni neden getirdiniz buraya? Şu minderleri yerleştir. Tatlıyla meyveleri de koy. Ne diyorsam onu yap. Evet o. Yanındaki kim? Yeni gelen Rus cariye galiba. Sen kimsin? Nereden geldin? Danilovna, ben köleciyim. Sultan Süleyman için hediye geldim bu saraya. Vali yolladı bizi. Hediye. Büyük hediye. Kardeşim. Sultanım. Buyurun, gelin. Terasın yetmiyor galiba sana. Mehmet bahçeyi çok seviyor. Hem de abisi burada. Bu cariyeyi hünkârımıza değil de sana mı hediye ettiler? Hünkârımıza nasıl bir hediye gelmiş diye merak ettim. Eteklerin tutuştu demek ki. Evet. Senin gibi. Hani beni çağırmıştın ya odana, sırf beni görmek için. Şimdi seni anlıyorum. Sultan olmak kolay değilmiş. Otursana. Thank you.
tanrım. Valide Sultanım. Gel Zümrüt. Kötü bir haber mi var valide? Saraya dönelim artık. Zira aslanım seni görmek istiyormuş. Validem, izniniz olursa ben de sizinle gelmek isterim. Doyamadım ablam. Gel Hatice. Sultanım. Ne oluyor? Hiç sorma Gülfem. Felaket. Büyük felaket. Beyhan Sultan geldiler. Gel. Sultanı. Beyhanım, kıymetli kardeşim. Çok özledim sizi. Endişelendim. Endişelenme Beyhanım. Mesut musun? Semendire'yi intibak edebildin mi? Çok mesudum hünkârım. Evlatlarım da pek sevdiler Semendire'yi. Alıştık. Huzurumuz yerinde. Payitahtta vuku bulan hadiseleri duyunca duramaz oldum. Ferhat Paşa'yı da zor ikna ettim. Geldim. Şükür iyisiniz. Hünkârım. Yüzünüzde derin bir kasvet var. Acı içindesiniz sanki. Bir şey mi oldu? Ferhat Paşa. Bugün divanda yargılandı ve cezası infaz edildi. Ne olacak şimdi validem? Ablamı nasıl teskin edeceğiz? Bilmiyorum Hatice'm. Lakin artık Beyhan bu sarayda kalacak. Acısını burada yaşayacak. Biz de ona destek olacağız. İdam mı? Ferhat öldü mü? Beyhan. Dokunma bana! Dokunma! Uzak dur! Ferhat! Allah'ım yardım et! Katiller! 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 Onu öldürdün! Sen öldürdün! Dışarı! Nasıl yaptın bunu? Kardeşim!
benim kardeşimsin. Canımdan parçasısın. Bundan böyle bu sayede benim yanımda kalacaksın. Siz benim hünkârımsınız. Ama artık abim değilsiniz. Ailem değilsiniz. Ne hale gelmiştir. Allah'ım, sen evladıma güç ver. Beyhan, kızım. Biliyordun değil mi? Ferhat Paşa'nın öleceğini biliyordun. Mahsus götürdün beni Hatice'ye. Ablacığım, bırak beni! Sarılınca geçecek mi sanıyorsun? Evladım, sakin ol. Metanetini koru. Ben siz değilim valide. Siz katilsiniz. Hepiniz iştirak ettiniz bu katliama. Ben şimdi çocuklarıma ne diyeceğim? Babalarını katilini sorduklarında onlara ne diyeceğim? Senin kederini bırak ortak olalım. Burada bizimle kalacaksınız. Hepsi geçecek. Asla. Ben kocamın katilleriyle aynı yerde yaşayamam. Yalvarırım gitme. Bırak beni. Bu sarayda bir an bile durmam artık. Ben de kal öyleyse. İbrahim Paşa'nın sarayında mı? Ölürüm daha iyi. Beyhan yapma. Kalbim duracak. Etme kızım. Ablacığım. Acını anlıyorum. Lütfen. Anlayamazsın Hatice. Bir gün abim senin kocanın da kellesini alırsa işte o zaman anlarsın beni. Sultan bana ne dedi biliyor musun Pargalı? Siz benim hünkârımsınız. Lakin abim değilsiniz, ailem değilsiniz dedi. Hünkârım, acıyla, öfkeyle söylenmiş lafın hükmü yoktur. İlk defa verdiğim bir karardan ötürü ailem zarar gördü. Kız kardeşim acı içinde, evlatları yetim kaldı. Bırak.
korkuyorum baba. Kana bulanmaktan, zalim olmaktan korkuyorum. Nigar Kalfa, bu gözde olmadan gözdeler katında kalanlar niye bir işin ucundan tutmuyorlar? Biz mi hizmet edeceğiz bu Ruslara? Siz işinize bakın. Daya hatunum. Nigar Kalfa. Tanya Hatun bu gece hünkârımıza gidecek. Gerekli hazırlığı yapın. Sümbül, öteki kız Nina mı, Mina mı neydi? Bugünden itibaren Valide Sultanımızın hizmetine başlayacak. Hay Allah'ıma şükürler olsun. 10 gündür yiyip içip kuş gibi orada tünüyorlar. Bari bir işe yarasınlar değil mi Tanya Hatun'u? Zevzeklik yapma. Sadece benim dediklerimi yap, yeter. Senin gibi bu. Küçük, dilbaz, neşeli. Bak ne güzel ötüyor. Sen de öt bakalım. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Nigar gel bak. Konuşuyor bu. Yok artık. Ne var ne yok? Ha Vadis? Günihal, çocukları alın. Ne oldu? Şu Rus cariye Tanya. Halvete mi çağırdı yoksa? Unutma. Söz verdin. Kavga gürültü yok. 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 Nerede şimdi? Hamama gönderdiler. Sen bizi koru. Hürrem Sultan'ın gözü göz değil ha. Nigar ne oluyor? Ne olsun Sümbül ağa? Sultan bile olsa aşık hatunu. Gözü de döner, yüzü de.
Sen anlamazsın. Döne. Birbirinizden hiç ayrılmayın. Bu sarayda aşk yok. Keder var. Ölüm var. Güzel olmuşsun. İyi, hadi gidiyoruz. Şey dedi ki günlerdir aklımdan çıkmıyor. Canım yanıyor düşündükçe. Ne dedi? Bir gün abim senin kocanın da kellesini alırsa işte o zaman anlarsın beni dedi. İbrahim. Ben seni kaybetmeye dayanamam.
Hürrem? Hünkârım. Başkalarıyla oldukça ben her gün ölüyorum Süleyman.